Sevgili tarih dostları, sevgili dostlar, Tarihte Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bize ilham olan şu iki tane kolonun arasından milattan sonra 378 tarihinde Roma İmparatoru Valens'in yaptırmış olduğu Bozdoğan su kemerlerinin şu yolu, şu iki sütunun kolonun arasındaki bu yol bize ilham olan bu fotoğrafta, şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta 4-5 tane hanımefendinin, hanımefendiyi boş verelim, 4-5 tane baba annemizin yürüdüğü bu yol 1895 tarihinde tam olarak fotoğrafta gördüğünüz gibidir. Çamurludur, kötüdür. O fotoğraftaki yolun, 4-5 tane baba annenin yürüdüğü yolun burası olduğunu nereden biliyoruz? Hemen ileride, fotoğrafın ilerisinde bugün Hıfzı Saha Müdürlüğü olarak kullanılan Revani Çelebi Camii'ni görüyoruz. 1940'lı yıllarda Revani Çelebi Camii yıkıldı. 1950'li yıllarda Adnan Menderes'te harabe yıkıntıyı temizledi. Tekrar cami yapmak yerine Hıfzı Saha Müdürlüğü binası oraya yapıldı. İnönü zamanı ve Adnan Menderes zamanı İstanbul bambaşka bir görüntüye ulaştı. İşte Abdullah Revani Çelebi Camii, yani işte baba anneler buralarda bir yerdeler. Yani tam olarak burada bir yerdeler ve arkada bir minare, yıkık bir minare görünmektedir. Revani Çelebi Camii. Peki o caminin burada olduğunu ve bu ikisinin arasından göründüğünü nereden biliyoruz? Bakın, şurada bir çıkıntı var. Bu çıkıntı fotoğrafta da sol tarafta görünmektedir. Bu çıkıntının yanında bulunan çarşaflı 4-5 baba annemizin yürüdüğü yola bakın. Zemine bakın. Ne kadar çamurlu, ne kadar bakımsız, ne kadar kötü bir İstanbul. Bugünkü yola bakın. Şimdi hazır Revani Çelebi Camii demişken, hadi gelin Revani Çelebi Camii'nden bugün geride ne kaldı? Revani Çelebi Camii kim yaptı? Bu arada Revani Çelebi kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Hangi parayla yapmıştır? Ve sonunda neler olmuştur? Semavi Eyici hocam, Allah ruhuna rahmet etsin, mekanı cennet olsun, onun rehberliğinde Revani Çelebi Camii'ni konuşalım. Takvimler 1895 tarihini gösterdiğinde şu an bu yolun görüntüsü tam olarak fotoğrafta göründüğü gibi. Yavuz Sultan Selim Han'la beraber Trabzon valisi iken birlikte çalıştığı bir dostu var. Adı İlyas, İlyas Efendi. 1512 tarihinde Yavuz Sultan Selim Han padişah olur. Trabzon'dan İlyas Efendi gelir. Matbah-ı Amire denilen Topkapı Sarayı'nın mutfak bölümünün şefi olur ve muhasebat defterlerini tutmaya başlar. Bir süre sonra İstanbul'dan Kabe'ye hacı adaylarıyla beraber gelen ve hacı adaylarıyla beraber Mekke'ye giden hediyelik eşyaların ve hediyelik paraların muhasebat defterlerini tutar. İlyas Efendi, Yavuz Sultan Selim Han'ın önemli arkadaşlarından, önemli dostlarından birisidir. İlyas Efendi üst düzey bir bürokrattır, sarayda yaşamaktadır. Parası da iyidir, maaşı güzeldir, birikim yapar, sağdan soldan da para bulur. Bugün altından arabaların geçtiği, sokağa çıkma yasağı olduğu için de tek tük arabaların geçtiği Bozdoğan su kemerlerinin Valens İmparatorluk kemerlerine dibine güzel bir cami yapar.
caminin de yan tarafına bir hazire, bir bahçe yapar. Gel zaman git zaman 400 sene boyunca cami olarak görev yapan bu yapı 1942 ile 1957 yılları arasında CHP yönetimi ile Demokrat Parti yönetimi arasında tam 15 yıl boyunca İstanbul'da yapılan şehir düzenlemeleri esnasında Bozdoğan su kemerlerinin altından Unkapanı'na Taksim'e çıkan bir yol yapımına karar verilir. Ve Adnan Menderes zamanında 1953-57 sürecinde Revani Çelebi Camii yol yapılacağı için ortadan kaldırılır. Ardından yol yapmak için ortadan kaldırılmasının anlamsız olduğu anlaşılan Revani Çelebi Camii'nin olduğu yere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzı Sıha Müdürlüğü binası yapılır. O günden bugüne tek kalan Revani Çelebi Camii'sinden Yavuz Sultan Selim döneminden 1515'lerden 16'lardan kalan bu camiden geriye kalan tek şey şu an sokak adı olarak kullanılan tabelada görüldüğü gibi Revani Çelebi Sokağı'ndan başka hiçbir şey kalmamıştır. Şimdi bize ilham olan fotoğraf tam olarak budur. Hıfzı Sıha Müdürlüğü ve hemen onun arkasında bulunan Reşat Nuri Şehir Tiyatrosu. Abdülaziz zamanında o boşluğa bir karakol binası yapıldı. 1950'li yıllarda Demokrat Partili Adnan Menderes zamanında Fransa'dan getirilen şehir mimarı Henri Prost'un yaptığı katliam sonucunda hem cami ortadan kaldırılır hem de onun arkasında şu an resimde gördüğünüz bina, karakol binası kaldırılır, yerine tiyatro yapılır. Bize motivasyon olan bu fotoğrafta görmüş olduğunuz cami ve o manzara tam olarak budur. ...1930'lu yıllarda bambaşka bir İstanbul varmış. Bambaşka bir İstanbul. Şu an Taksim bölgesinden Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü üzerinden Bozdoğan kemerlerinin altından Aksaray'a, Yenikapı'ya, Marmara'ya bağlanan bulvar üzerindeyim. İstanbul'da yaşayıp da şu an 3. şeritte durup elimi kolumu sallayarak böyle gezmek her İstanbullu'yla nasip olmaz. Allah'a şükürler olsun, ben bunu yapıyorum. Dostlar, çok fazla değişmiş. Bakın şimdi cadde böyle. Ama fotoğrafta bize ilham olan 1930'lu yıllara ait olan fotoğrafta gördüğümüz detaylara bakacak olursak, İBB Şehir Tiyatroları Reşat Nuri sahnesi ile Hıfzı Sıha Müdürlüğü'nün ortasından geçen o sokak, o cadde, Vefa'ya giden o cadde buradan böyle gidiyor. Hala Gazanfer Ağa Medresesi duruyor hala. Duran Ender eserlerden biridir. Gazanfer Ağa'nın önünden geçen bu cadde biçiminde Fatih'e çıkıyormuş. Artık böyle bir cadde yok. Bakarsanız fotoğrafa dikkatli bir biçimde burada bir yerde aydınlatma ışıkları, direkleri bulunmakta. Böyle yolu aydınlatıyorlar. Aydınlatma demek 1928'den sonraki İstanbul demek. Zira bu bölge 1928'den sonra aydınlatıldı. Şimdi ben biraz geri gideyim. Normal cadde üzerinden gidiyor gibi görmeyin bana. 1930'lu yıllara ait olan fotoğrafta yürüyor olsaydım, bakın sokağa geçtim,
20 adım daha atarsam eve çarpıyorum. Şurası medreseden itibaren, şu an benim bulunduğum yoldan itibaren ileriye kadar bir sokak bütünü, bir koridor varmış. Evler var, barakalar var, gecekondular var. Bahçeli bahçeli gecekondular hem de. Tipik İstanbul evleri var. Bunların tamamı 1952-57 sürecinde 5 yıllık Adnan Menderes İstanbul Nazım Plan çerçevesinde yıkıldı. Bu sokağın tamamı şu an sizin fotoğrafta görmüş olduğunuz evlerin tamamı yıkıldı ve böyle bir cadde yapıldı. Görmüş olduğunuz fotoğraf 1930'lu yıllara ait bir fotoğraf. O görüntü 1950'lere kadar devam etti. Ben şu an evlerin arasına doğru giriyorum. 2020 yılında böylesine devasa bir bulvar, bir cadde varken o günlerde 1930'lu yıllarda, yani günümüzden 80-90 sene evvel burası Mutena, Eyüp'e, Fatih'e, Üsküdar'a layık bir Osmanlı sokağıymış. O sokaktan bugün günümüze kalan bu cadde, yıl 2020, Atatürk Bulvarı, yıl 1930'lar, 40'lar, şu an tam olarak fotoğrafta gördüğünüz manzara. Yine aynı medrese, yine aynı yer fakat farklı bir açı. Arkamda 16. yüzyıldan kalma 1540'lar 50'ler Kanuni Sultan Süleyman Han'ın dünyaya fermanlar okuduğu dönemlere ait bir eser. Gazanfer Ağa Medresesi'nin yine önündeyiz. Fakat bize ilham olan fotoğraf 1560'lara, 50'lere, 40'lara ait değil. Bize ilham olan fotoğraf 1950'li yıllara aittir. İstimlak başlamıştır. Yıkım çalışmaları başlamıştır. Her şey yıkılmış ama hafriyat henüz yoldadır. Hafriyatın olduğu yolu görelim mi? Bakın, o yıkıntılar, o harabeler, o yerdeki kumlar, topraklar şu an böyle. Zaten orada birisi de medresenin önündeki yoldan bu tarafa doğru yürüyor. Sol tarafında medrese, sağ tarafında kadraj. O fotoğrafı çeken kişinin bulunduğu yer. Takvimler 1953 ile 1957 yıllarını gösterdiğinde Atatürk Bulvarı adını verdiğimiz bu caddede pek çok hafriyat, pek çok inşaat çalışması bulunmaktadır. Burada koskoca bir mahalle, bir sokak değil, koskoca bir mahalle. Medreseler, camiler, hanlar, hamamlar, vakıflar, bedestenler, tekkeler, zaviyeler, türbeler ortadan kaldırıldı. Evliya Çelebi'nin doğduğu ev yıkıldı. Namık Kemal'in büyüdüğü konak yıkıldı. Evliya Çelebi'nin mezun olduğu medrese yıkıldı. Kütüphaneler yıkıldı. Neden? Cadde geçecek diye. İşte o günlerde 1950'li yıllara ait bu fotoğrafta hafriyat çalışmalarını, arkada boylu boyunca Gazanfer Ağa Medresesi'ni ve önünden geçen bir kişiyi görmekteyiz. O günler de bahar olsa gerek, güneşli bir hava. Bugün de bahar, güneşli bir hava. Bugün 2020, görüntü bu. Fakat sizin gördüğünüz fotoğrafta tarih 1953. Thank you.
1930'lu yıllarda yürüyor olsaydım tam olarak burada yürüyemeyecektim. Zira şu an benim bulunduğum yerde tam olarak burada Mimar Sinan tarafından yapılan 40 çeşme abidelerinden çeşmeler olacaktı. 1938-1940 sürecinde Atatürk Bulvarı'nın birinci aşaması halledildi. Yani Atatürk Bulvarı diye var olan bu bulvar üzerinde bulunan eserlerin birinci bölümü yıkıldı. İşte o bölüm üzerindeyiz. Hemen benim sağ tarafımda, fotoğrafa göre benim sağ tarafımda ama siz solda görüyorsunuz Mimar Sinan tarafından yapılan eser. Şu an bulunduğum yer tam olarak suların aktığı yer. Elimi şöyle salladığımda vurduğum şey Mimar Sinan'dan kalma çeşmeler. İstanbul'un en büyük problemi su problemidir. Milattan sonra 300'lü 400'lü yıllardan itibaren bu problemi halletmek Roma imparatorlarının en önemli ve birinci ve asli göreviydi. 1453'ten sonra ise bu görev Fatih Sultan Mehmet Han'a, yani İstanbul'u yöneten idarecilere hakim oldu. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminin ser mimaran hassası, el hakirül fakir diye kendini ifade eden Mimar Sinan, İstanbul'un problemini kendinden 300 sene sonraya bile geride problem bırakmayacak biçimde halletti. Kendisinden sonraki 300 yıllık su problemini, 1800'lü yıllara kadar olan problemi halletti. Nasıl yaptı? Belgrad ormanlarından, şu an bulunduğumuz yerden 19 kilometre ötedeki Belgrad ormanlarından küklerle, kemerlerle, borularla, kanallarla, yollar, açtığı yollarla sular getirdi. Ve bu suları İstanbulluların hizmetine sundu. Yıl 2020. Bakın ben böyle rahat rahat caddelerde yürüyorum. Yıl 2020 olduğu için ve sokağa çıkma yasağı olduğu için ben şu an caddedeyim. 1940'lı yıllarda, 1930'lu yıllarda olsaydı ben şu an yürüyemezdim. Zira çeşmeler beni engellerdi. Şu an buralarda insanlar var, sular dolduruyorlar, evlerine su götürüyorlar. Bu çeşme Mimar Sinan'dan kalma. Bakın şu an tutuyorum ben. Fotoğrafa baktığımız zaman ben şu an o çeşmeyi tutuyorum. Şuradan sular akıyor, su kurnaları var. Mimar Sinan'dan kalma bu yolu, Mimar Sinan'dan kalma bu çeşmeleri 1938-1940'lı yıllarda, az evvel dedik ya Demokrat Parti yıktı. Şimdi de CHP zamanında bu yol açılışının birinci aşaması yapılırken maalesef yıkıldı. Yıl 2020, görüntü budur. Yıl 1935 36, 37 yani 38'den önce tam olarak görmüş olduğunuz manzara fotoğrafta olduğu gibi. Ne çok şey değişmiş değil mi? 1930'lardan 2020'lere ne kadar çok şey değişmiş. Üzerinden geçen 90 seneye bakmayın. 1950-60'lı yılları da burası böyleydi. Yani çok çabuk 10 yılda 15 yılda İstanbul resmen kimlik değiştirdi. Bambaşka bir silüet kazandı. Peki bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bazen iyi oldu, bazen kötü oldu. Topyekuncülük kötü bir şeydir. İstanbul'daki tüm imar çalışmaları berbattır. Bu topyekün silmek kötü. İstanbul'daki imar çalışmaları iyi oldu. Bu da topyekün kabulleniş. Hayır, bizim felsefemiz mümkün olabildiği kadar şehrin ana ruhunu, bakın şehrin ruhu budur işte. Ben şu an
arkamı 1650 yıllık bir tarihe dayadım. Arkamda 1650 yıllık bir tarih var. Dünyayı 300 yıllık tarihi olan, hatta ne 300'ü, dünyayı 250 yıllık tarihi olan Amerika yönetmeye çalışıyor. Bu arada hakikaten Avrupa'daki ülkelerin kaç yıllık geçmişi var ki? Ben şu an milattan sonra 378 yılında 1650 sene önce yapılan bir esere arkamı verdim. Sanırım dünya üzerinde bu cümleyi kurabilecek çok fazla şehirli olmasa gerek. Şu an bize ilham olan fotoğraf, biraz daha geri gittiğimde çarpacağım bir evin fotoğrafı. Çarptım belki de. Belki de biraz daha var. Şuralarda bir ev var. Bu ev önü şurası. Kapısı şuradan giriyor. Arka taraf ise gördüğümüz kadarıyla bostan. Bahçeler var, tarlalar var. Ben şu an sokağa çıkma yasağı olduğu için çok rahat buralarda gezebiliyorum. Ben şu an görmüş olduğunuz evin, hafif sarımsı, pembemsi, krem rengi evin bahçesindeyim. Şu an eve giriyorum. Arka bahçesinden eve girdim. Odasındayım, koridorundayım, mutfağındayım. Şimdi evin ön tarafındaki kapısından çıktım. Bu arada farkındasınız değil mi dostlar? Evin önünde şurada bekleyen biri var. Önünde ufak bir bahçe, arkasında büyük bir bahçe. Önünde bekleyen şuradan Gazanfer Ağa Medresesi'ni solumuza aldığımızda gittiğimiz yolda biri var. Ha bu arada lütfen kemerin üzerine bakın. Kemerin üzerinde yürüyen iki kişi var. Demek ki kemerin üzerinde yürümek, kemerin üzerine çıkmak 2020'lerde bizim yapmaktan mutlu olduğumuz şey değil. 1930'lu yıllarda da insanlar kemerin üzerinde yürümekten zevk alıyorlarmış. Fotoğrafta kemerin üzerinde iki tane insan bulunmaktadır. 2020 yılında bakın görüntü bu. 1920'ler 30'lu yıllarda ise görüntü tam olarak şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi. Şu kemerlerin dili olsa da konuşsa neler gördü neler. Şu an bize ilham olan ve bizi buraya getiren fotoğraf 1920'li yıllara ait bir fotoğraftır. Osmanlı İmparatorluğu mu var, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk birkaç yılı mı bilmiyoruz. Çünkü ilk birkaç yılda giyim kuşam değişmedi, alfabe değişmedi. Her şey Osmanlı zamanında olduğu gibi sabit kaldı. O yüzden bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, bizi buraya getiren şey Gazanfer Ağa Medresesi'nin iki kemerin arasından görünen ufak kubbe parçası bizim burada olduğumuzu gösteriyor. Ve tam olarak şurada benim adımımı attığım yerde bir teyze duruyor, şöyle duruyor. Arkasında ise bir taş yığıntısı var, bir birikinti. Acaba bu kayıtlarda var olduğunu bildiğimiz şu bölgedeki Sunullah Efendi Kütüphanesi mi? Acaba Lütfullah Paşa Konağı'ndan parçalar mı? Ya da başka bir esere mi ait taşlar bilmiyoruz. Tek bildiğimiz orada bir yığıntı binanın bahçe duvarı görülmektedir. O duvarın arkasında ne oldu? Neler oldu da burada bu yıkım gerçekleşirken neler ortadan kaldırıldı? Bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey 1920'li yıllarda burada tarihi bir yapının olduğunu, şu an şu kardeşimin geçmiş olduğu yerde bir bina olduğunu, o binanın 38 ile 40 yılları arasındaki birinci aşama çalışmasında
yıkıldığını biliyoruz. Ne çok şey değişmiş. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde görüntü budur. Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde tam olarak görüntü fotoğrafta olduğu gibi. Yıllarda tam olarak bulunduğum yere yapılan Sadullah Efendi Camisi'nin içinden çıkıyorum. Şu an kapısını, fotoğrafta kapısını görüyorsunuz. Ben şu an üzerinde kitabı olan o kapıdan çıkıyorum. Çıktım. Şu an bahçesindeyim. 1940'lı yıllarda birinci aşama yapılırken, yani Atatürk Bulvarı inşası esnasında cadde yapmak için topyekün bütün binaları kaldırdılar. O kaldırma esnasında arkamda görmüş olduğunuz, yani fotoğrafta görmüş olduğunuz cami yıkıldı. O caminin gereksiz yere yıkıldığı anlaşılınca biz bu camiyi niye yıktık dediler kendi kendilerine. Zira cadde şu an, bakın ben kaldırımdayım. Henüz daha caddeye bile çıkmamışım. Cami çok arkamda kaldı. Oralar yıkılmasa da olurdu ama yıktılar. Cadde karşıda kaldı. Biz burayı niye yıktık dediler ve görmüş olduğunuz gibi park yaptılar. Yalnızca bu da değil. Dergahlar, Balaban Ağa denilen bir tekke vardı ki kocaman bir tekkeydi. Balaban Ağa tekkesi yıkıldı. Sonra o yıkılan tekkenin olduğu yere Sosyal Sigortalar binası yapıldı. Burası böyle aşağıya kadar camileriyle, tekkeleriyle, vakıf arazileriyle, hanlarıyla güzel bir bina kompleksi yapısıydı. Yıkıldı. Burada bulunan cami 1745'te yapıldı. 1945'te yapılışından 200 sene sonra yıkıldı. Arkam 2020. Görmüş olduğunuz park. Fakat fotoğrafta gördüğünüz tarih 1940. 1940'lı yıllarda günümüzden tam 80 sene önce bu yoldan geçen bir kişi tam olarak fotoğrafta gördüğünüz sahneyi görmektedir. Takvimler 1900 yılının başlarını göstermektedir. Ulu Hakan Abdülhamit Han başımızda bulunmaktadır. Memleket Osmanlı'dır, Devlet-i Ali Osman kuralları geçerli, din İslam'dır, şeriat'tır ve hilafet her kurumda geçerlidir. Niye anlattım? Hilafetin, şeriatın ve Abdülhamit Han'ın hakim olduğu bu topraklarda yüce kelamımız olan Kur'an-ı Kerim'de, halifenin bütün dünyayı anlatmak zorunda olduğu Kur'an-ı Kerim'de var olan bir ayet-i kerimede söylendiği gibi leküm diniküm veliye din, senin dinin sana, benim dinim bana. İşte şu an Galata Beyoğlu Karaköy Levanten hattındayız. Burada gayrimüslimler bulunmaktaydı. Zaten fotoğrafın şuralarında bir yerlerinde fötür şapkalı bir insan bulunmakta. Demek ki gayrimüslim ya da Müslim fakat gayrimüslim kültüre hakim biri. Şuralarda bir yerlerde fesli bir dede, bir amca yürümekte bu tarafa doğru. Buralar karma karışık. 1900'lerin başlarında benim şu an tam arkamda
Galata Port kapsamında devlet tarafından imar edilen, tam 9 kat alta kadar otoparklar yapılan büyük, dünya standardında ve dünya ölçülerinde bir proje var. Abdülaziz, Abdülhamid, 5. Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin devrinde. Cumhuriyet döneminin de başlarında Galata Rıhtımı olarak kullanılan yer var. Galata Rıhtımı'nda demir atmış gemilerden alınan mallar da arkamda sağlı sollu görülen iş hanlarına depo edilmekte ve buradan İstanbul pazarına çıkartılmaktadır. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde Galata Kulesi merkezli görüntü budur. Takvimler 1900'lerin başlarını 1900, 1901, 2, 3 ama asla 1905'ten sonra değil. 1900 ile 1905 arasında kim tarafından çekildiğini anlayamadığımız, öğrenemediğimiz bu fotoğrafta 1900 yılındaki görüntü tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibidir. İnsanlar yaşıyorken kimlerle hangi fotoğrafta görünüyorlar, hangi fotoğrafta, hangi grubun içerisinde fotoğraf veriyorlar, dikkat etmeliler. Zira her an bir fotoğraf, sizin istem ve irade dışı çekilen bir fotoğraf, yıllar sonra bile olsa karşınıza çıkartılır. Bu sensin denir. İşte tam olarak bu sözlerimi haklı çıkartan bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Yine 1900'lerin başları, Abdülhamid Han dönemi, Curcuna, Karmaşa, şu an görmüş olduğunuz şuralardan itibaren şöyle elimle gösterdiğim her yerde insan kalabalığı var. Fötür şapkalılar var, fesliler var. Bu hem Müslüm hem gayrimüslim var demektir. Şuralarda bir yerde ise kim olduğu, nereye gittiği, nasıl bir hayat yaşadığı bilinemeyen bir hanımefendi bulunmaktadır. Yüzünde peçe var. Nereye gidiyordu? Allahu alem. Nereden yola çıktı? Allahu alem. Diyor ki Necip Fazıl, Allah ona rahmet eylesin, mekanını cennetü âlâ eylesin. Necip Fazıl Kısakürek, Bir Adam Yaratmak isimli eserinde diyor ki, daha doğrusu Hüsrev isimli baş karaktere dedirtiyor ki, bu dünyaya hakim değiliz. Çektirdiğimiz fotoğraflar kadar, çizilen resimler kadar hakim değiliz. Biz bir gün ölür, kemiklerimiz çürür, ismimiz hafızalardan gider. Ama içinde bulunduğumuz fotoğraflar kıyamete kadar bakidir. İşte bu sözleri haklı çıkartan bir fotoğraf. Burada bulunan, yüzünde peçe olan o hanımefendi tam 120 sene sonra onu baş role sokan bu fotoğrafın çekildiğini bilmiyordu. Tam 120 sene sonra onu anlatacak olan bir ekibin, bir Ülke TV isimli bir kanalın, o kanalda programı olan Tarihte Yürüyen Adam'ın haberinde değildi. Tek bildiğimiz şey bu meçhul kadın Tophane bölgesinden Karaköy bölgesine doğru böyle yürürken şu an görmüş olduğunuz fotoğrafın kadrajına girdi. Takvimler 1900'lerin başını 1903-1905'leri gösterdiğinde Karaköy'ün bu bölgesi tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibi. Galata Port inşasını solumuza verirsek bu yol bir zamanlar Abdülmecit Han devrinde Voyvodolar tarafından kullanılan karakol binası olduğu için Voyvoda Caddesi olarak kullanılan bir yoldur.
Voyvodo Karakolu arkamdadır. Voyvoda Caddesi de şu an üzerinde bulunduğum caddedir. Galata Port inşaatından çok önceleri 1940-50'li yıllarda sahil tarafındaki binalar sahilleştirilme kapsamında yıkıldı. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1870'li yıllara ait bir fotoğraftır. Tahta Abdülaziz Han bulunmaktadır. Abdülhamit Han ise veliahttır. Bir kağanı vardır. Kağanı ile yük çeken biri vardır. 1870'ler. Hemen şuralarda tramvay yolu, tramvay rayları vardır. Bu da fotoğrafın 1877 sonrasına ait olduğunu bize anlatmaktadır. En iyi haliyle her ne kadar fotoğraf 1870'ler diye takdim edilmişse de 1877 yılında İETT'nin kuruluş yılı olan 1877 yılında atlı tramvaylar getirilip buralardan götürüldüğü bilinmektedir. O halde bu fotoğraf 1870'ler değil 1880'lerdir. O zaman padişah Abdülaziz değil Abdülhamit Han olmalıdır. Arkamda görmüş olduğunuz derken şu an değil. Fotoğrafta görmüş olduğunuz cami ise 1. Abdülhamit Han tarafından 27. Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamit Han tarafından yapılan 1942-48 yılları arasındaki sahil düzenlemesi esnasında yıkılan Hamidi Evvelli Camii yani Hamidiye Camii Voyvoda Caddesi 2020'de görüntü tam olarak budur. Fakat 1880'lere gidildiğinde, günümüzden 140 yıl evveline gidildiğinde görüntü, yaşayan insanlar, yük taşıyan kağanılar, yük taşıyan kağanıların bağlandığı büyükbaş hayvanlar ve etrafta yorgun argın bir biçimde, niye yorgun argın diyorum? Burası İstanbul'un gezi bölgesi değil, burası kültürel bir bölge değil. Burası İstanbul'un ticaret bölgesi. Galata Rıhtımı hemen sol tarafta. Size göre sağ tarafta. Burası Galata Rıhtımı o günlerde. Burası ise hayatın var olduğu iş hanlarının olduğu merkez. Ve tam olarak 140 yıl evvel burada hayat böyleymiş. Takvimler 1914 senesini göstermektedir. Osmanlı Devleti henüz savaşa girmemiştir. Neden henüz savaşa girmemiştir diyorum? Çünkü Osmanlı 3 Kasım 1914'te 1. Dünya Savaşı'na girdi. Her ne kadar savaş Haziran 1914'te başlıyorsa da Osmanlı Devleti Kasım ayına kadar tarafsızlığını devam ettirdi. 3 Kasım 1914'te Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ülkelerinin içinde bulunduğu ittifak devletlerinden yana savaşa girdi. Bu fotoğraf, şu an görmüş olduğunuz fotoğraf, 1914 yılına ait bir fotoğraftır. Dolmabahçe Sarayı'nda ikamet eden 35. Osmanlı Padişahı olan Sultan Mehmet Reşat Han, Dolmabahçe Sarayı'nda yani bu yolun ilerisinde, Beşiktaş bölgesindeki Dolmabahçe Sarayı'nda ikamet ediyordu. Bir toplantı mı var acaba ya da bir tören, bir davet, herhangi bir şey mi var bilemiyoruz. Tek bildiğimiz şey 1914 yılında Sultan Mehmet Reşat Han Dolmabahçe'den Karaköy'e doğru giden ama binalar itibariyle çok farklı binaların bulunduğu, yıkıldığı için size şu an bu binadır diyemeyeceğim. Binalar bloğunun arasından resmi bir tören ya da resmi bir geçit biçiminde Karaköy'e doğru gitmektedir. ...1877 yılında yapılan tramvay yolunun üzerinden gittiği çok belli. Fotoğrafta detay olarak görülen
Sultan Mehmet Reşat Han'ın bindiği faytonun tekerleklerinin altından şu tren yolunun, şu tramvay yolunun o günde geçtiğini görmekteyiz. Yani 1914 yılında da, 2020 yılında da Beşiktaş'tan Karaköy'e bir tramvay hattı bulunmaktadır. Bu tramvay hattı Sultan Mehmet Reşat Han'ın faytonunun, makam arabasının geçtiği yol güzergahında bizi arz-ı endam etmektedir. 1914 yılında, Birinci Dünya Savaşı'nın başında, bir bahar-yaz havasında çekilen bu fotoğraf bize neler anlatmaktadır, neler? Bir kere yıkılan bloklar, yapılan caddeler, cennet mekan, Sultan Abdülhamit Han'ın kardeşi, Sultan Vahdettin Han'ın abisi Mehmet Reşat Han'ın geçit töreni, tam olarak bugün de tramvay yolu olarak kullanılan bu yol üzerinde yapılmış. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde karşımızda böyle bir cadde görülmektedir. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde tam olarak böyle bir manzarayı görmekteyiz. Takvimler 1914'ü gösterdiğinde fotoğrafta görülen kare sizi beklemektedir. Takvimler 1970'leri gösterdiğinde Tophane Kılıç Ali Paşa Camisi'nin tam karşısında bulunan duvar üstü set çay bahçesinde fotoğrafta gördüğünüz gibi bir manzara görülmektedir. 1960'lar, 1970'ler, 1980'lerin ortalarına kadar Türkiye'den Almanya'ya bol miktarda işçinin gittiği yerdi. İşçiler İş Bulma Kurumu'na başvururlardı ve sırayla İş Bulma Kurumu'ndan kendisine çağrı yapılmasını beklerlerdi. İşte Anadolu'dan, Anadolu'nun herhangi bir kentinden, İş Bulma Kurumu şubesi olmayan herhangi bir kentten İş Bulma Kurumu'na başvurmak için İstanbul'a gelmiş, tek kişilik odalarda, bekar odalarında, bakımsız yerlerde bütçelerine uygun kiralık hanelerde kalıp öğlenleri de çağırıp beklerken çay içilen yer. 1950'ler, 1960'lar, 1970'ler tam olarak sizin şu an fotoğrafta gördüğünüz insanlar gibi, arkamda görmüş olduğunuz duvar ve duvarın üzerinde bulunan set üstü çay bahçesinde sabahtan akşama kadar içilen çaylar, ama kulaklar şu yakında olan, Fındıklı'da olan İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan gelecek olan çağrıya kesilmiştir. İçeride bir telefon var. İş Bulma Kurumu telefonla arıyor buradaki işçileri. Sizin şu an görmüş olduğunuz işçileri İş Bulma Kurumu'na çağırıyor. Oradan Sirkeci Tren Garı, Sirkeci Tren Garı'ndan Ver Elini Almanya. Bugün 4. ve hatta 5. nesil Türklerin yaşadığı Almanya'ya giden, bugün 5. neslin olduğu Almanya'ya giden 1. ve 2. nesil Almancılar, Almancı diye tarif edilen Almanya'daki işçi dostlarımızın Türkiye'deki seyahatlerinin başladığı ve bittiği ilk durak ve son durak şu duvarın üzerinde. Bir değil, pek çok programda söylediğimiz gibi yıkımların bittiği ya da yıkımların zirveye ulaştığı 1957 yılından bir fotoğraf görüyorsunuz. Arkamda Tophane-i Amire binası. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından gemilerin 22 Nisan 1453 Pazar günü yürüttüğü, karadan yürüttüğü yokuş tam olarak burasıdır. Nokta atışı olarak şurasıdır, burasıdır diyemem. Ama gemilerin karadan yürütüldüğü yol bu güzergâhtadır. 3800 metrelik bir alan. Tophane'den Kasımpaşa yarlarından Halice 3800 metrelik bir alanı kaplamaktadır.
22 parçalık Osmanlı donanması Fatih Sultan Mehmet Han'ın emriyle karadan dağlara tepelere doğru sürülmüş ve 23 Nisan 1453 Pazartesi günü uyandığında Romalı, İstanbullu, Bizanslı ahali karşısında Haliç'te Zanos Mehmet Paşa'nın korumasında 22 parçalık bir donanma görmüştür. İşte o yol üzerine Fatih Sultan Mehmet Han bu Tophane-i Amire binasını yaptırmış Osmanlı donanmasının ve Osmanlı Kara Ordusu'nun kullandığı toplar, dökülen toplar bu binada yapılmıştır. Zamanla istimlak edilmiş 16. yüzyıl, 17. 18. 19. yüzyıllarda binalar yapılmış ve Tophane binası arada kalmıştır. Hiç görmedik değil mi? Şu an bize ilham olan bu fotoğrafı. Tophane binası bizim hep bildiğimiz caddenin önünde hiçbir şey olmayan, kapatılmayan, önü açık bir bina gibi. Hayır, teferruat gibi duruyordu. 1950'li yılların sonlarında önünde, arasında, arkasında, gerisinde, berisinde binalar vardı. Bu binalar yıkıldı ve bu kocaman cadde ve alan açıldı. Alan açılırken Osmanlı'ya ait Comte de Bonneval'ler, Baron de Tott'lar, Sultan 1. Mahmut'lar, Pendesi Hane-i Amire binaları yıkıldı. Yerine caddeler yapıldı. Eczacılık Fakültesi de şuradaydı. O da yıkıldı. Takvimler 2020'yi gösterdiğinde şu anki manzarayı görüyorsunuz. Takvimler 1957'yi gösterdiğinde şu an önünüzdeki fotoğraf sizi karşılıyor. 1957 Tophane.